Selamünaleyküm arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Değerli arkadaşlar, AVF İlahiyat Arapça 1. sınıf 2. ünite konumuz fiiller arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, Arapçada özellikle fiillerin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Gerçekten de neredeyse her yerde karşımıza fiiller çıkıveriyor. Bundan dolayı fiillerin özellikle iyi öğrenilmesi, Arapçada fiil yapısının nasıl olduğunun iyi bilinmesi gerçekten gerekiyor. Arkadaşlar, fiil kelimesi Türkçe'de biz kullanıyoruz ama aslında Arapça kökenli bir kelimedir. Fe'ale harflerinden oluşur. Fe'ale yef'alu fi'lun. Fe'ale fiilinin mastarıdır fiil kelimesi arkadaşlar. Tüm fiillerin sülasi üçlü kökünü feale kalıbının bu harfleriyle oluştururuz ve isimlendiririz arkadaşlar. Bütün sülasi fiillerde birinci harf, yani feale kalıbından yola çıkarak söylüyoruz. Birinci harf fa harfinden yola çıkarak faül fiil olarak isimlendirilir. İkinci harf ayn isminden yola çıkarak aynül fiil. Üçüncü harf lam harfinden yola çıkarak lamül fiil olarak isimlendirilir arkadaşlar. Bakın, mesela ben bu fiilimi istef'ale şeklinde istif'al babına dönüştürebilirim. Fa'ale şeklinde mufa'ale babına dönüştürebilirim. Yani üç harfler ilave ederek 4, 5, 6 harfli bir fiil elde edebilirim. Fakat her zaman üçlü köke bakacağım. Mesela harace, istehrace dediğim zaman ben faül fiil, hemze en başta olduğu için, istehracenin i'si başta olduğu için faül fiil hemzedir demeyeceğim. Yine fiilimin üçlü köküne bakıyorum. Nedir? Harace. O zaman birinci harfim hara, ha harfi faül fiil, ra harfi aynül fiil, lam harfi lamül fiil olarak isimlendireceğim. Mesela şekera, bakın bu da üç harfli bir fiil. Birinci harfim şin, şaül fiil demeyeceğim tabii ki. Esprili olsun, hadi bakalım. Faül fiil, hep bu fealeden yola çıkarak isimlendiriyorum. Fiilim ne olursa olsun arkadaşlar. Şe faül fiil. Ke harfi burada aynül fiil. Ra lamul fiil olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Şimdi fiiller, tüm fiillerde söylediğimiz gibi üçlü köklerinde birinci harf faül fiil, ikinci harf aynül fiil, üçüncü harf lamül fiil olarak adlandırılır. Sahih fiil arkadaşlar, içerisinde üçlü kökünde, bakın üçlü kökünde illet harfi olan vav, ye, elif harflerinden
herhangi birisi bulunmayan fiillere biz sahih fiil diyoruz. Örnek: ketebe, şedde, karae, harace. Bakın, bu fiillerden hiçbirinde vav, ye ve elif harflerinden birisi bulunmuyor arkadaşlar. Mu'tel fiil, mu'tel yani illetli fiil arkadaşlar. Bakın, illetli fiilin bir diğer adı neymiş? Mu'tel fiil. Bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Evet. İçerisinde vav, ye, elif harflerinden birisi bulunan fiillere mu'tel yani illetli fiil diyoruz. Örnek: kale, bakın elif var. Ve'ade, bakın vav var. Da'a, elif var. Rama, ye var. Dava, iki tane illet harfi var. Vav ve ye var. Demek ki arkadaşlar, bir fiilin içerisinde vav, ye, elif harflerinden birisi bulunuyor ise biz bu fiillere mu'tel, illetli fiil adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi Arapçada özellikle fiillerle alakalı önemli bir konu daha arkadaşlar. Fiilleri baştan sona özellikle arkadaşlar, bu 7 kısım fiille toplayacağız. Bütün fiillerde bu 7 kısımdan birine dahil olacak arkadaşlar. Bütün fiiller bu fiil, bu adlandırmalardan birine ait olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi aksamı seb'a dediğimde, seb'un Arapçada 7'dir. Seb'a 7 kısım, aksam kısımlar demek. Kısmın çoğulu, aksam kısımlar. Aksamı seb'a da 7 kısım. Hangi 7 kısım arkadaşlar? Fiillerde, sülasi fiillerde. Bakın, aksamı seb'a sülasi fiillerle alakalı. Yani 3 kökü 3 harften oluşan fiillerle alakalı bir kısımlandırmadır, sınıflandırmadır. 4 harfli fiillerde bu geçerli değildir arkadaşlar. Şimdi iki kısma ayırıyoruz önce aksamı seb'a'da fiilleri biz. Birinci kısım arkadaşlar sahih fiiller. İkinci kısım mu'tel yani illetli fiiller. Sahih fiilleri kendi arasında 3 başlıkta topluyoruz. Salim fiiller, muzaaf fiiller ve mehmus fiiller arkadaşlar. Bakın, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Sahih fiiller grubunda arkadaşlar, şu grupta vav, ye ve elif harfleri asla bulunmaz. Vav, ye, elif harfleri yok. Salim fiil, muzaaf fiil ve mehmus fiilin içerisinde bu 3 illet harfinden birisi asla bulunmaz diyoruz. Sahih fiillerin birinci grubu olan salim, sapsağlam anlamında diyelim buna, fiillerde arkadaşlar, 1. Muzaaf fiillerde bulunan şedde bulunmaz. 2. Mehmuz fiillerde
bulunan mehmus fiillerin belirleyici özelliği olan hemze harfi salim fiilde bulunmaz arkadaşlar. Salim fiil her yönden sağlam. Yani hem vav, ye, elif yok, hem de şedde dediğimiz bir harften iki tane olduğu durumda kullandığımız şedde harekesi ve hemze dediğimiz elifin harekeli hali, illet harfi olan elifin harekelenmiş biçimine biz hemze diyoruz. Hemze ve muzafın içerisinde bulunmadığı fiil grubuna salim fiil diyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Salim fiilde arkadaşlar, salim fiilde bir, hemze yok. İki, şedde yok. Zaten salim fiil arkadaşlar, sahih fiiller grubundan olduğu için vav, ye, elif harflerinden birisi zaten yok arkadaşlar. Muzaaf fiillere geldiğimizde bu fiillerde yapısında şedde bulunan fiillerdir. Mehmus fiiller arkadaşlar yapısında hemze bulunan fiillerdir. Mutel fiillere geldiğimizde birer tane de örnek de verelim arkadaşlar. Sahih fiile örnek verelim. KTB. Bakın içinde vav var mı? Y var mı? Elif var mı? Yok. İllet harfi yok. Hemze var mı? Yok. Şedde var mı? Yok. Nedir arkadaşlar? Bu salim, sapasağlam bir fiil arkadaşlar. Şekara, hakeme fiillerinde de aynı durum söz konusu. Şeddeli fiillere biz ne diyorduk arkadaşlar? Muzaaf fiil diyorduk değil mi? Medde, ferra, galle. Bakın bu arkadaşlar, bu fiillerde de şedde görüyoruz. Bu gruptaki fiillerime bakıyorum. Ekele, bakın elif değil bu arkadaşlar. Harekeli. Elif'i biz harekelediğimiz zaman onun adı artık elif değil. Ne oluyor arkadaşlar? Hemze oluyor. Ekele'de ne var? Hemze var arkadaşlar. Ekele'de hemze var. S-E-L-D'de bakın orta harfimiz hemzeli. Kara-E'de son harfimiz hemzeli. Yapısında hemze harfi bulunan fiillere ne diyoruz? Mehmus fiil diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mutel fiilleri inceleyelim. Mutel fiillerden bir, illet harfi fiilin ilk harfi ise, üçlü kökün ilk harfi, illet harfi ise, yani vav, ye, elif harflerinden biri ise misal fiil grubuna giriyor arkadaşlar. Misal fiilde elif yok. Çünkü elif, bakın elif fiilin başına gelirse neden elif yok? Bakın mesela ve'ade diyorum değil mi? Şimdi ben burada elifi başa getirsem, vav yerine elif koysam, elif hareketsizse okunur mu arkadaşlar başta? Okunmaz. Mecburen harekelemek zorundayım. O zaman da harekelendiği için bu elif olmaz, hemze olur. O zaman bu fiil misal fiil değil de mehmus fiil olur arkadaşlar. Bundan dolayı elif gelmez. Misal fiil ya vavla gelir ya da y harfiyle gelir. Mesela ve'ade, yesura, veqa'a. Dikkat edin. Vav ile başlayan misal fiil var. Ye ile başlayan misal fiil var. Yani misal fiili iki kısma ayırıyoruz. Vav ile başlıyorsa misali vavi, ye ile başlıyorsa misali ya'i fiil olarak adlandırıyoruz. Arkadaşlar ikinci illetli fiil grubumuzda ecveb fiiller var. Orta harfi illetli olan fiillere, yani aynül fiili illet harfinden oluşan fiillere ecveb fiiller deriz. Ecveb fiiller mazide hep elifle yazılır. Ama arkadaşlar ecveb fiil de ya ecvefi vavi ya da ecvefi ya'i olmak üzere iki kısma ayrılır.
Kale dediğimizde ortadaki elif aslında vav'dır arkadaşlar. Bu fiilin aslı kavveledir. Kavvele. Bakın. Kavvele. Masarını söylediğimde zaten ne diyorum? Kavlün değil mi? Kavl, söz. İşte şuradaki elif aslında vav'dır arkadaşlar. Ecvep fiillerde. Hafe yehafu havf. Bakın burada da vav'dır. Zara yezuru. Arkadaşlar yezuru da vav ortaya çıkıyor. Demek ki bu da ecvefi vavidir. Ama mesela sare yesiru seyran. Seyir. Bakın ne oldu? Ecvefi ya'i oldu. Ecvep fiillerde kısaca bunlar arkadaşlar. Nakıs fiillere gelince son harfi illetli olan fiillere yani lamül fiili illetli olan fiillere biz ne diyoruz arkadaşlar? Nakıs fiil diyoruz. Örnek de'a. Örnek rama. Örnek radiye. Arkadaşlar nakıs fiillerde nakısı vavi ve yai olarak ikiye ayırıyoruz. Nakısı vaviler genellikle elifin memdudu ile uzun elifle yazılırlar. Ama bunlarda da aslı da'avedir. Da'veten orada vav ortaya çıkıyor görüyorsunuz. Da'ave arkadaşlar aslı budur. Rama nakısı ya'idir. Radiye nakısı ya'i olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İlletli fiiller grubunda son illetli fiil harfimiz illetli fiilimiz lefif fiillerdir arkadaşlar. Lefif fiillerin içinde de iki tane illet harfi bulunur. Yani içinde üçlü kökünden iki tanesi illetli harf olan fiillere lefif fiiller diyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada mesela dava bakın vav ve ye iki illet harfi var. Ve ka vav ve ye iki illet harfi var. Veliye vav ve ye iki illet harfi var. Bunlara da lefif fiiller diyoruz arkadaşlar. Lefif fiiller eğer iki illet harfi yan yana ise lefifi makrun. Ayrı ayrı kelimelerde bir araya gelmişlerse lefifi mefruk olarak isimlendirilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz önemli bir konuya daha arkadaşlar. Sülasi mücerret altı kalıp. Sülasi mücerret altı kalıp dediğimizde arkadaşlar özellikle aklımıza gelmesi gereken şey şu. Fiillerin mazilerindeki orta harfin harekesiyle yani artık bu deyimlere alışın. Aynül fiilin harekesi ile fiilimizin orta harfinin yani aynül fiilinin harekesi ile mazide müzarideki aynül fiilinin yani orta harfinin harekesine bakarak biz Sülasi Mücerret 6 babı belirliyoruz. Şimdi bu 6 kalıp, 6 babdan birinci kalıpta fiilimizin orta harfi yani aynül fiili fetha müzaride bakın aynül fiil ne burada? Ayın. Müzaride de aynül fiili nedir? Yine aynı harftir. Ayındır. Ayına bakıyoruz. Fe'ale yef'ulü. Bakın mazide üstün, müzaride ötre yani zamme. Mazide fetha, müzaride zamme. Bakıyorum mesela buna benzer bir fiil. Nesara yensuru. Sat, mazide fetha, müzaride zamme arkadaşlar. Bu birinci kalıp. Mesela şekera. Yeş kuru bakın şe ke ke aynı fiil fetha yeş ku derken bakın kef yine aynı fiil zamme. İşte bütün mazide aynı fiili üstün müzaride ötre olarak gelen fiiller
Sülasi mücerret birinci kalıptır, birinci baptır diyoruz arkadaşlar. İkinci kalıbımızda mazide aynül fiili fetha, müzaride kesra olarak karşımıza çıkıyor. Dara be yadribu, vara be yadribu. Bakın müzaride aynül fiilinin kesra olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Üçüncü kalıptan olan fiillerde ise aynül fiili hem mazide hem de müzaride fetha olarak geliyor. Fete, ha, yef, te, hu. Orta harf T olduğunu görüyoruz. Bakın orta harf T harfi, müzaride de orta harf yine T harfinin üstün olduğunu, ikisinin de fethalı olduğunu gözlemliyoruz. Arkadaşlar dördüncü kalıpta ise hem mazide kesra aynül fiil, müzaride fetha, buna benzeyen bir fiil alime. Bakın mazide kesra, müzaride bakın fetha. Mazide kesra, müzaride fetha olan fiiller arkadaşlar neymiş? Dördüncü kalıptanmış. Evet. Beşinci kalıpta hem mazide hem müzaride aynül fiilinin orta harfinin zamme olduğunu görüyoruz. Altıncı kalıpta ise arkadaşlar hem mazide hem de müzaride aynül fiilinin kesra olduğunu görüyoruz. Hasibe, yahsibu şeklinde olduğunu gözlemlemekteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar mazide ve müzaride üçlü kökün orta harfinin yani aynül fiilinin harekesinin sülasi mücerret bir fiilin hangi kalıptan, hangi baptan, kalıba bap da diyoruz arkadaşlar, kalıp da diyoruz, ikisi de geçerli olduğunu belirler arkadaşlar. A, B, D, Yağdudu. Bakın mesela şimdi A, B, bakın B harfi fetha. Müzaride bakıyorum, B harfi zamme. Fetha, zamme olan hangi kalıptı? Birinci kalıp idi arkadaşlar. Kharra, C, yahrucu. Bakın, fetha, zamme. Yine birinci kalıp. Kara e yakrau, bakın ra üstün, ikisinde de üstün olan fiilimiz hangi kalıptandı? Üçüncü kalıptandı diyoruz arkadaşlar. Bunu şöylece özetleyecek olursak, aynül fiil mazide fetha müzaride zamme ise birinci kalıp, mazide fetha müzaride kesre ise ikinci kalıp, İkisinde de fetha ise üçüncü kalıp, dördüncü kalıpta kesra ile başlayıp fetha ile devam ediyor gördüğünüz gibi. Beşinci kalıpta ikisi de zamme, altıncı kalıpta ikisi de kesra oluyor arkadaşlar. Şimdi sahih fiil grubunu biraz daha incelemeye, biraz daha açmaya başlayacağız arkadaşlar. Sahih bu ünitemizde özellikle sahih fiillere biraz daha ağırlık vereceğiz. Kitabımızda bize bu şekilde bir yönlendirme olduğu için biz de böyle devam edeceğiz. İlletli harfleri, illetli fiilleri, illetli fiillerin çekimlerini, bunların detaylarını Arapça bir de kitabımız vermediği için ben de sizlere o konulara girmeyeceğim. Sadece arkadaşlar ne yapacağız? Sahih fiil grubunu biraz daha detaylandırarak anlatacağız. Ama ben bu videoda sahih fiil grubuna girmeyeyim. Videomuzu bitirdikten sonra tekrar bir bağlantı daha yapıp, yeniden bir giriş yapıp, ikinci bölümde sahih fiillerle ilgili
biraz daha detayları vermeye başlayalım ki konu çok uzayıp da öğrencilerimizi de sıkmasın. En ideal ders 30-35 dakikayı geçmemeli der hep hocalarımız. Onun için biz de buna riayet edelim. Arkadaşlar videolarımızı izledikten sonra videolarımıza beğeni yapmayı, videolarımıza yorum yazmayı da unutmayalım inşallah. Sizlerin güzel yorumları, güzel düşünceleri bizleri daha da aşka şevke getiriyor. Buna inanabilirsiniz. Hayırlı geceler diliyorum. Fi emanillah. İlel lika.